Hala bir haber yok mu? Çıldıracağım meraktan. İçim içimi yiyor ya. Dur be kızım, sakin ol. Ne olabilir? Allah Allah. Gidecekler, gelecekler. Tutuklayacak değiller ya bunları. Aynen öyle. Mert abla haklı. Ya dert etme o kadar. İfadelerini alacaklar, bırakacaklar. Ya anlamadım ki bir ifade almak neden bu kadar uzun sürüyor? Neler oldu? Baştan anlat hepsini. Ama şimdi baştan anlatırsam işin içinden çıkamayız komiserim. Fakat ben düğün yapmayak dedim. Vallahi de dedim, billahi de dedim yani amirim. Biliyordun yani olacaklar. Bilmek ne kelime ya, adım gibi emindim. Sen de mi işin içindesin? Vallahi dışında kalmak için elimden geleni yaptım ama işte bir noktadan sonra pek mümkün olamadı ya. Eli başları sen misin? Düğün bir paravan mıydı? Asıl amacınız neydi? Vallahi benim tek amacım evlenip mutlu bir yuva kurmaktı ya. Ulan adam hepinizi tanıyormuş. Sizinle oynuyormuş. Da işte hayatımızla oynadığını anlayamadık komiserim. Ya o değil de tüneli kapatmadan çıktık ama başımıza bir şey gelmesin. Allah muhafaza ya, sakata gelmek. Ha emniyet güçlerimiz zor durumda varmasın o açıdan. Ay yok, ben böyle elim kolum bağlı daha fazla duramayacağım. Ne yapsak, biz de mi gitsek acaba? Olmaz. Şevkat özellikle tembih etti. Gelmeyin dedi ya. Yani daha çok olayları karıştırmayalım. Bekleyelim. Yani ben nesini anlatayım ki sana? Düğün gibi düğün olmadı diyorum. Var mı bir haber süt gelinin? Var Sütçüanneciğim ama sana söylemiyoruz. Allah aşkınıza ne haberimiz olacaksa Bila Hanımcığım. Bak oturmuş hep beraber bekliyoruz işte haber. Sen onu bırak da gel. Geç, karnını doyur. Haydi. Söyle bakayım. Ay. Ay eyvah, yavaş ama dökmeden. Çok sinirliyim, çok üzgünüm ya ondan, kusura bakmayın. Ne yaptığımı bilmiyorum. Kaç kişiydiniz? Tünelde mi? Düğünde mi? Tüneli sordum. Düğünden birileri de var mıydı işin içinde? Ha. Var tabii canım. Olmaz olur mu? Polisiye bakıyoruz ya, anladım. Federer, hapiste ben bir kitap okudum biliyor musun? Ve o kitapla hayatım değişti. İsmini gördüm kitabın. Yüreğinin götürdüğü yere git. Wow. Ha. Yüreğinin götürdüğü yere git. Aynı kitap gibi yüreğime doğru verdim. Kazdım, 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 kazdım. Kader beni evleneceğim sevdiğim kadının yanına nokta atışı götürdü Federer. Hikayeyi anlatma bana. Gerçeği söyle. Düğündeki köstebek kim? Düğündeki köstebek kim? Tam olarak emin değilim yani. Joker hakkın var mı? Joker hakkın yok. Ama sana bir ipucu vereyim mi? Evleneceğin kadın Bahar Kalamaroğlu mu? Köstebek o mu? O köstebek değil. Kesinlikle köstebek o değil. O benim minik kelebeğim. Hangi kelebek lan? Öyle bir kitap vardı, onu da okudun mu? Hapisten kaçışı anlatan bir roman. Kelebek derken sen bana şifreli bir mesaj mı veriyorsun? Ya kaç kere söyleyeceğim size? Ne işim olur benim Şefik'le? O kim, ben kim? Tanımıyorsun yani. Tanıyorum, tanıyorum da ama sorun bakalım tanımak istiyor muyum? Al bak yine çıktı, ortalık karıştı. Ama bende hata. O mahalleye var ya böyle ilk girdiğinde ben onun böyle biletini kesecektim de. Ne anlatıyorsun ya? Deli misin? Herkes kadar var tabii ya. Yani. Bakın Marika Hanım, hep birlikte zor günler yaşıyoruz. Böyle günlerde husumet bize hiç yakışmaz. Çocuklarımız için birlik, beraberlik, dayanışma içinde olmalıyız. Sizin eşinizle kızınız, benim de oğlum karakolda. Gelin barışalım. Oh, ne kadar doğru söylediniz. Böyle zamanlarda elbette ki dayanışmak lazımdır değil mi? Oh canım benim. Oh, oh be, sonunda güzel bir şey oldu çok şükür. Bu barışmanın üstüne yemeğimizi de yedik. Bir çay mı yapsanız da içsek? Hani çorbayı siz yaptınız galiba ama biraz tuzlu olmuş. Böyle dilim damağıma yapıştı. Ağzımda sası sası bir tat kaldı. Ben sana demedim mi? Şey, ben çay demleyeyim o zaman. Kahve
kahve isteyen var mı? Yok, çay olur. Tamam, çay. Şunları da alayım. Vay benim kadersiz başım, vay benim kadersiz başım. Önce benim kocam yıllarca suçsuz yattı hapis damlarında. Şimdi de oğlum mahpuslara düştü. Ya müebbet yerse ne yaparız? Yemin ederim gene açtı o som ağzını. Ben sana diyorum, bu kadında bir uğursuzluk vardır. Var. Harika Hanım, demeyin öyle. Bakın duyarsa çok üzülür. O da çok üzülüyor. O yüzden böyle yapıyor. Yarabbiciğim. Ay, nazar değdi benim oğluma. Benim oğluma nazar değdi. Komiser Bey, benim bu olaylarla uzaktan yakından ilgim yok. Nasıl yok? Gelin sizin kızınız değil mi? Evet, benim kızım. Ben bir kız babasıyım ama benim amacım sadece kızımın mürüvvetini görmekti. Bütün bunlar o nalet kadının yüzünden. Hangi kadın? İsmi ne? İsmi Batın. Uğursuzun teki. En güzel gün zehir oldu hepimize. Zehir oldun. Ah yavrum benim. Ah şefkatim. Ne yiyip ne içiyorsun sen oralarda acaba? Ne yiyorsun? Aç mısın, tok musun yavrum? Tam evladıma kavuştum derken elimden alıp götürdüler çocuğumu ya. Ayol bana bak Esin. Bu kötüyü söyleye söyleye nihayet kötü gelecek, bizi bulacak. Bak babana dediği gibi söylemedi değil mi? Uğursuzluk var bu kadında. Amerikanım lütfen siz de şöyle söylemeyin. Vallahi sinirlerim bozuk, ağlayacağım şimdi ha. Ağlama sen, ağlama. Ah çürüyüp gidecek oralarda, çürüyüp gidecek. İçim yanıyor. Ay! Allah! Ay, iyi misin? İyiyim. Elbiseme takıldım. Sıcak sadece. Bir saniye. Anne yandı mı kız? Ne olur. Onun da yeri yandı. Ne olursun? Yok bir şey, yok bir şey. Sarılmalara, öpmelere doyamadım seni oğlum. Alıp gittiler kucağımdan seni. Şefkat geldi. Ya ben olanları yeni duydum ya. Geçmiş olsun Esin. Teşekkür ederiz Bozkır abi. Geçmedi, geçmedi. Çürüyecek benim yavrum oralarda, çürüyecek. Bir şey yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Yani biz de bir şey yapamıyoruz ki, öyle oturup bekliyoruz işte. Ayakta kaldın, sen de gel bir çay iç. Yok hiç bilmiyorum ya. Zaten kafam çok bozuk ya. Gülperi evi terk etti. Ben en iyisi biraz dolanayım, hava alayım, bana iyi gelir. Nereden çıktı ki? İki çeyrekten. Neyse, yani boş ver. Bir gelişme olursa bana haber verirsiniz zaten. Ya da bir şey yapabileceksem ararsınız. Zaten yakınlardayım burada. Hadi. Teşekkür ederim Bozkır abi, sağ ol. Geçmiş olsun. Ah be. Bunlar da boşanıyorlar. Bir yuva kurulamadı. Kurulan da yıkıldı. Nasıl bir uğursuzluksa böyle bulaşıcı hastalık gibi bulaşıyor herkese. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.